Windows kurulumumuz tamamlandı. Şimdi yapacağımız birkaç aşama var. İlk önce, bu çok merak ediliyor, bilgisayar simgesi yok. Ne yapıyorum? Sağ tıklıyorum, kişiselleştir diyorum. Temalar kısmına geliyorum sol taraftan. Burada masaüstü simge ayarları var. Buradan masaüstünde görünmesini istediğim kısımları işaretleyip masaüstüne atabilirim. Bilgisayara işaretledim, diğerlerini istemiyorum. Uygula dedim, tamam dedim ve artık masa üstünde bilgisayarım simgesi göründü. Sonra şu arama kısmı eğer size büyük geliyorsa sağ tıklayıp şuradaki ara kısmına gelip bunu komple gizleyebilir ya da arama simgesi haline dönüştürebilirsiniz. Yine Cortana ile konuşun var. Bu Türkçe'de şu anda yok. Sağ tıklayıp Cortana düğmesini oradan kaldırabilirim. Şöyle bir şey öneriyorum. Ayarlar simgesini diğerden görev çubuğuna sabitleyebilirsiniz şu an başa. Hızlıca ayarlara girebilirsiniz. İlk açıldığında bilgisayar ayarlara girmişken güncelleştirme ve güvenlik başlığında bilgisayarınızın herhangi bir güncellemesi var mı yok mu buna bakın. Temiz bir kurulumdan sonra güncelleştirmeleri de aksatmamış olalım. Evet, güncelleştirmeler yükleniyor. Güncelleştirmeler de tamam. Hiçbir güncelleştirmem yok. Daha sonra yapmam gereken bir sonraki aşama bence şu. Donanımlarımın güncelleştirmeleri var mı yok mu? Yani ne demek istiyorum? Diyelim anakartım. Buradaki ses işte ağ bağlantısından tutun da artık bu çeşitli güncelleştirmeler var mı yok mu? Onları yüklemeniz gerekiyor. Yine ekran kartının en son hangi versiyonu varsa driverlarını kendi sitesinden bulup indirmeniz gerekiyor. Daha sonra da kullandığınız uygulamaları parça parça yükleyebilirsiniz. Ayrıca şuna da dikkat edin. Başlangıçta şurada gereksiz kısa yollar olabiliyor ve bu başlatı yavaşlatabiliyor. Sağ tıklayıp bunları başlangıçtan kaldır deyip başlatınızı böyle daha kolay açılan, çok fazla sistemi yormayan bir şekilde sokabilirsiniz. Bu da ayrıca küçük bir öneri olsun. Yine araya küçük bir bilgi. Başlatta kullanmadığımız bazı Windows uygulamaları var. Mesela Office satın almadıysam bu Office'i sağ tıklayıp kaldırabilirim. OneNote'u kullanmıyorsam sağ tıklayıp kaldırabilirim. Paint 3'te ya da işte yapışkan notlar gibi uygulamalar var. Kullanmadıklarınızı silebilirsiniz. Bunları buradan kaldırıp yine bilgisayardaki gereksiz Windows'la beraber yüklenen gereksiz uygulamaları kaldırabilirsiniz burada. Bunlar dışında da dediğim gibi daha sonra isteğe bağlı olarak kullandığınız programları bilgisayarınıza parça parça yükleyebilirsiniz.